Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Neo severler. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte yeni bir rehber serisine başlayacağız. Bu rehber serisinde Neo'yu baştan sona bitirmeyi hedefliyoruz. Kanalda belki de Elden Ring, Dark Souls rehber serilerini bir kenara bırakırsak en çok istenen, en çok talep gören rehber serisi Neo rehber serisi oldu. Neo rehber serisi için ben çok uzun zamandan beri çalışıyorum. Yaklaşık 1,5-2 yıldan beri bu rehber serisini çekebilmek için çabalıyorum ve Neo aslında rehber serisi çekmesi zor bir oyun diye ifade etmeyeceğim. Yani bunu şöyle ifade etmek daha doğru. 1,5-2 yıldan beri çabalıyorum. 1,5-2 yıldır her zaman bu rehber serisini çekmek istediğimde Rage Quit atıyorum. Oyun inanılmaz derecede zor. Oyun gerçekten acımasız. Hani şimdiye kadar oynamış olduğunuz oyunlar içerisinde düşünüldüğünde, yani Dark Souls'lar, Elden Ring'ler, Sekiro'lar bunun yanında çok ama çok daha kolay oyunlar oluyor. Şimdiden bunu belirtmek istiyorum. Bunu şu yüzden belirtiyorum. Belki bende olduğu gibi Rage Quit atmak istersiniz. Belki bende olduğu gibi pes etmek istersiniz. Hani eğer ki bu oyunu oynarken herhangi bir noktada zorlanıyorsanız bu çok ama çok doğal bir durum. Gerekirse hani ara verin, gerekirse 3 ay sonra geri dönün, gerekirse 6 ay sonra geri dönün, tamamen sizlere kalmış. Ben rehber serisini çekebilmek için oyunu birçok kez tekrardan başlayıp birçok kez tekrardan Rage Quit atarak ilerlemek zorunda kaldım. Yani rehber serisini çekmek için de birkaç farklı nokta not aldım, öyle ifade edeyim. Oyunun açıkçası ana hikayesi çok da böyle keyifli bir ana hikaye değil. Yani ben diğer Souls serilerinde olsun, işte God of War'da olsun vesaire hepsinde yani ana hikayeye dair çeşitli böyle trivia bilgiler vermeye, işte biraz daha sizleri de hikayeye çekmeye çalışıyorum rehber serilerinde. Neo için şunu söyleyebilirim. Hikayenin hiçbir önemi yok. Yani gerçekten hikayede olup biten şeylerin bir kıymeti yok. Oyun tamamen şundan ibaret. Sengoku döneminde bir savaş gerçekleşiyor. Bu gerçekten tarihte yaşanmış bir savaş. Bu bir savaş gerçekleşiyor. O savaş sonrasında işte etraftaki kaostan, ortaya çıkan sıkıntılardan ötürü vesaire hem yaratıklar ortaya çıkıyor hem de aynı zamanda Japonya'yı kontrol etmek isteyen birden fazla lider vesaire var. Onlarla kendi aralarında kapışıyorlar. Hani biz de orada bir samuray olarak aslında bu yokai denilen yaratıkları ortadan kaldırıp oradaki iç savaşı diye ifade edeyim, iç savaşı çözümleyip bir tane bizim biraz böyle canımızı sıkan bir karakter var. Onunla da kapışıp onunla intikamımızı alıp oyunu bitiriyoruz. Hani oyunun hikayesi temelde bu. Hani isterseniz diyalogları vesaire izlerken vesaire dikkat ederek devam edebilirsiniz. Ben elimden gelince bütün diyalogları, bütün sinematikleri size tanıtacağım. Hani bunu şu yüzden belirtiyorum. Oyunu hikayesi için oynayacağınız bir oyun değil. Oyunu oynanışı için oynayacağınız bir oyun. Ve oynanışı çok zor olduğu için biraz böyle şey yapabilirsiniz. Hani soğuyabilirsiniz. Bunu da burada belirtmiş olmak istedim. Hani ben herkesi şu an uyarmak istiyorum. Daha sonrasında Ayazmon'un neden bizi böyle bir yolculuğa soktun demeyin diye. Şimdi bir diğer konu şu. Oyunda açıklanmayan çok fazla sayıda mekanik var. Oyunda açıklanmayan çok fazla sayıda aslında nasıl ifade edelim? Tüyo var. Öyle ifade edeyim. Yani çok fazla benim sizlere paylaşabileceğim bilgiler olacak. Umarım bunlar size yardımcı olacak. Umarım bunlara bağlı olarak oyunu daha rahat oynama imkanı bulacaksınızdır. Elinden geldiğince oyundaki hem ana bossları hem opsiyonel bossları hem ana bölgeleri hem opsiyonel bölgeleri bütün görevleri aynı zamanda oyuna ait olan bütün diğer içerikleri, karakterleri, silahları vesaire tanıtmak niyetindeyim. Bu bölümümüzde bir tutorial olarak başlayacağız. Bir tutorial oynayacağız. Nasıl oynuyoruz, nasıl hareket ediyoruz, nasıl silah kullanıyoruz vesaire onları öğreneceğiz. Bunlara ek olarak öğreneceğimiz başka içerikler de var. O içerikleri de önümüze çıkacak olan videolarda tanıtmak ve anlatmak niyetindeyim. Oyuna başlamadan öncesinde ayarlar kısmında screen brightness'ı bayağı yüksek bir seviyeye getirin derim. Benim tavsiyem yani tamamen sizlere kalmış getirip getirmemek. Oyunun çoğu kısmı çok ama çok karanlık bir bölgede geçiyor. Çok karanlık olduğu için çoğu zaman sandıkları, işte itemları vesaire kaçırabiliyorsunuz. Bazı alternatif yolları göremeyebiliyorsunuz. Benim kendi deneyimim bu oldu. O yüzden screen brightness'ı arttırmanızı tavsiye ederim. Bir diğeri grafik settings'e default ayar olarak frame rate'i 30 olarak başlatıyor. Bunu 60 yapın. Hani şey kısmı tamamen size kalmış. Hani diğer ayarlar kısmı tamamen size kalmış ama hani frame rate'i 60'a çıkarmanız eğer ki bilgisayarınız kaldırıyorsa tavsiye ederim. Ben şu an bilgisayarda oynuyorum. Xbox kontrolörle oynuyorum. Bilgisayarda oynamamın temel sebebi aslında hani kayıt dosyalarından faydalanarak rehber serisini daha düzenli şekilde çekebiliyor olmak.
oyunun denemelerini yaptığım yer ise PlayStation'dı. Ben bu oyunu ilk önce PlayStation'da almıştım. Ve hep ses çekebilmek için aslında bilgisayar alma imkanı buldum. Ve burada da tabii ki kanalın katılı üyelerine çok çok teşekkür ederim. Çünkü sizlerin kanala göstermiş olduğu ilgi ve alakaya, aynı zamanda katılı üyesi olarak vermiş olduğunuz maddi desteğe bağlı olarak bu tip bir aksiyon alma imkanım oldu. Umarım rehber serisinden keyif alırsınız. Sözü daha fazla uzatmayacağım. Diğer rehber serilerinde olduğu gibi yine video açıklamasında timestamplere ulaşabilirsiniz. Yine sorularınız varsa Discord'dan ve yorumlardan sorabilirsiniz. Her türlü oradan ulaşma imkanınız var. Bütün rehber serilerini 2K kalitede çekiyorum. Hani biliyorsunuz bu yüzden 2K kalitede izleme imkanınız var. Ve eğer ki katılı üyesiyseniz bu rehber serisine ait olan bütün videolara ilk günden erişebiliyor olacaksınız. Eğer ki katılı üyesi değilseniz veya katılı üyesinin herhangi bir seviyesinde üyelik sahibi değilseniz zaman içerisinde bazen 2 günde bir, bazen 5 günde bir, bazen her gün 2-3 tane olacak şekilde ben yeni yeni bu seriye ait olan videoları sizlerle genel izleyici kitlesiyle paylaşacağım. Ama katılı üyesi olsanız şu an ilk günden hepsini izleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. New Game deyip oyunumuza başlıyoruz. Some call it a miraculous stone. The philosopher's stone. The Queen of England remains locked in combat. With Spain. The country where the sun never sets. Control of the entire world. Her forces weakening with every battle. The Queen and her inner circle turn to divination and alchemy, hiring pirates like us to find Enrita for them. With that power, they managed to defeat the invincible Spanish Armada. But now it seems they want to keep their methods a secret. It seems death won't stop chasing me. Ya aslında bir Dark Souls bir göndermesiyle başlamış oluyorsunuz. Hani açılış sinematiğinde şurada görüyorsunuz yani bu arkadaş sizi yönlendiriyor. Onlara geleceğiz. Açılış sinematiğinde aslında şunu öğreniyorsunuz. Hani İngiltere Kraliçesi İspanya ile bir savaş içerisinde ve bu savaşa bağlı olarak da aslında kaybetmeye başlıyorlar. Yani çok başarılı bir şekilde ilerlemiyorlar. Birçok ordu çalışanını ya da askeri eser kaybetmeye bağlı olarak da İngiltere'deki nasıl diyelim, İngiltere'deki insanlar diye ifade edeyim, simyaya yöneliyorlar ve bu simyadan faydalanarak aslında amaçları bir şekilde üstünlüğü tekrar ele geçirmek. Amrita ismi verilen bir tane taştan faydalanıyor, bir tane içerikten faydalanıyorlar. Faydalandıkları bu içerik sayesinde düşmanlarını alt etmeyi başarıyorlar. Amrita oyun boyunca bizlerin de toplayacağı, oyun boyunca birçok yere denk geleceğimiz
Bu oyunun aslında ana temasının odak noktası olan içerik. Amethyst denilen bir taş tipi var. Bir özel bir maden gibi düşünebilirsiniz. Bu taştan faydalanarak insanlar çeşitli güçler elde edebiliyor ve daha güçlü içerikler elde edebiliyor. Bizler de bu taşları kovalamakla uğraşan insanlarla etkileşime geçeceğiz. Şimdi ilk önce buraya geliyorsunuz. Kapımız tabii ki kilitli. Dolayısıyla duvarı kırmamız lazım. Kırmak için saldırıyoruz. Hani normal saldırılar, ağır saldırılar. Bunları öğreniyorsunuz. Bir nesnenin yanına gelince bunu lootluyoruz. Fırsatım olduğunda koşmalıydım diyor. Buradan koşmayı öğreniyorsunuz. Burada karakterlerin yani ben söyleyeyim, yerden bir item alırken veya bir karakter ölü bir karakter üzerinden bir nesne vesaire lootladığınızda bir diyalog alıyorsanız o diyalogda aslında o karakterden elde ettiğiniz itemla ilgili bir yorum olduğunu bilmeniz lazım. Mesela az önce karakterle bir etkileşime geçtik. Fırsatım varken koşmalıydım dedi. Koşmanın nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Oyundaki çoğu tutorial içeriğinde buna denk geleceğiz. Şimdi yerden bir tane boot elde ettik. Ayakkabı bir de silah elde ettik. Şimdi silahları kullanmak için şuradan ekipman menüsünü açıyorsunuz. Hani ekranda hangi platformda oynuyorsanız o platforma uygun şekilde zaten şeyler gözüküyor. Butonlar gözüküyor. Ekipman kısmına gidiyorsunuz. Şimdi iki tane silah takma imkanınız var. Silahların arasında geçiş yapabiliyor olacaksınız. İlk silahımızı takmak istiyoruz. Buradaki ünlemler, mesela her iki silahlar için mesela ikisinde de ünlem işareti vardı. Çünkü silah depomuz diye ifade edeyim. Silah deposuna yeni bir tane silah geldi. Mantık bu. Eğer ki yeni bir item elde ederseniz o item burada ünlemde gösterilir. Hani hangi noktaya aitse orada ünlemde gösterilir. İkincisi, şimdi bir silah takmak istiyorsunuz. Silahın üzerine geldiniz. Tamam, sol tarafta şey yazıyor. Blaster Sword. Tamam, ismi buymuş. Attack Multiplier 43. Okey. Hani 43 oranında bir saldırı hasarı vurma imkanı tanıyacak gibi düşünebilirsiniz. Yani arttırma manasında gibi düşünebilirsiniz. Tamam, güzel. Hasarımızı artacak vesaire. Peki yan taraftakiler neyi ifade ediyor? Yani yan tarafta ne olup bitiyoryu anlamak istiyorsunuz. Şimdi alt tarafta işte sağ sol hareket, cursor var. Help opsiyonu var. Help opsiyonuna basarsanız her bir item'ın veya her bir içeriğin üzerine gelip bunları okuma imkanınız oluyor. Bunun kıymetli olduğu nokta şu. O kadar fazla içerik karşımıza çıkacak ki bu rehber serisinde. Ben bazılarını sizlere tanıtmayı atlayabilirim. Yani notlarım da var ama bazı atlayabiliyorum. Yani ben daha önce dediğim gibi denedim bu rehber serisini çekmeyi birkaç kez. Atlayabiliyorum. Olur da ben atlarsam, olur da sizler yorumlayamadıysanız bakın buradaki yazılara ne anlatıldığına. Google Translate'ten mesela faydalanarak ne demek olduğunu öğrenebilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Her zaman bir çözümü mümkün. Şimdi familiarity şu. Bir silahı kullandıkça mesela biz Bastard Sword bir sword tipi yani bir kılıç tipi bir silah. Dolayısıyla biz silahları yani şöyle ifade edeyim. Biz kılıç tipi silahları kullanmaya devam edersek bunlara aşinalık kazanıyoruz. Familiarity bunu ifade ediyor. Şu an hiç kullanmadığımız için 0/3 diye gözüktüğünü görüyorsunuz. Yani 0/300 olarak gözüktüğünü görüyorsunuz. Biz bu silahı kullandıkça veya bu tip silahları kullandıkça bunlara aşinalık kazandıkça bu silahla vurabileceğimiz hasar ve bu silahtan alabileceğimiz fayda zamanla artıyor. O yüzden oyunda birden fazla silah tipi var. Ben yeri geldikçe her bir silah tipini ve kullanım şeklini size tanıtacağım. Bu tanıtmış olduğum silahlardan maksimum iki tanesini seçip o iki tanesi ile ilerlemeniz en doğrusu olacaktır. Oyunun başında mesela kılıç kullanmayı tercih ettiniz. Kılıçla ilerliyorsunuz. Oyunun ortasına gelince bir anda kılıcı bırakırsanız hani bir miktar aşinalık kazanmanız vakit alacaktır. Dolayısıyla oyunun başında ilk başta farklı farklı silahları deneyimleyip hangisini oynamaktan keyif alıyorsanız onun üzerinde ya onun üzerine yoğunlaşmaya çalıştım. Familiarity bu. Atak sana tahmin ettiğiniz üzere bizim bu silaha saldırmamız durumunda vuracağımız hasarı belirtiyor. Burada atağın altında mavi bir tane şey görüyorsunuz. 35'ten sağ tarafa 4 tane ok var, 70 diye gösteriyor. Bu şunu ifade eder. Biz şu an elimizi yumruk attığımızda 35 hasar vuruyoruz. Bu silahı kullanmaya başlarsak 35 olan bu hasarımız 70'e çıkıyor olacak. Oradaki artışı ifade ediyor aslında. Şimdi alt tarafta bu her silahta olmayabilir. Special effects diye bir şey görüyorsunuz. Hani şu an üzerine gelmiş oldu. Bazı silahların özel efektleri var. Alev hasarı vurabiliyor, yıldırım hasarı vurabiliyor, düşmanın defansını kırabiliyor. İşte strong attack break denen bir şey var. Hani bir düşmana ağır saldırıyla saldırdığımızda onu defansını kırabiliyoruz. Yani defansını daha rahat kırabiliyoruz. Bunu %6.8 oranında arttırıyor gibi.
Çok fazla sayıda special effect var. Özellikle kafanızın karışacağı için buralar olur. Special effect'lere denk geldikçe olur da ben atlarsam sizler lütfen bakıp inceleyin. Attack multiplier hani sizin yani saldırı hasarınızın ne kadar etki ettirdiği. 43 oranını da arttırıyor gözüküyor. Hani ek olarak gibi düşünebilirsiniz. Burada da şunlar var. Hani change the attack. Hani hard denilen bir içerik var. Şimdi hard, strength ve skill buradaki 3 ismini gördüğünüz içerik. Aslında kılıç kullanmak istediğimizde puan verdiğimiz statları ifade ediyor. Dark Souls'dan veya işte Elden Ring'den mesela geliyorsanız Dexterity, Strength, Intellect, Faith, Arcane gibi değerlerin Neo'daki karşılıkları bunlar. Eğer ki Heart statımız fazlaysa bundan B oranında, işte C, eğer ki Strength statımız fazlaysa bundan C oranında, Skill statımız fazlaysa ondan da C oranında bonus hasar elde ediyor demek. Hani buradaki şu 3 içerik aslında bu attack multiplier'ı güçlendiriyor. Bu da build'ınıza uygun silah seçmenizi sağlıyor. Mesela diyelim ki kılıç kullanmak yerine mızrak kullanmaya karar verdiniz. Mızrak hangi içeriklerden ekstra atak multiplier elde ediyorsa, işte diyelim ki skill'den elde ediyor, o zaman skill'e yatırım yapmanız daha mantıklı olur. Yani burada bunu belirtmiş olayım. Break ve parry de şu. Break yani bir düşmanın aslında guard almasını ifade eder. Yani bir düşman sizin saldırılarınızı bloklamaya çalışır, bir guard alır. O guard'ı kırmak için ekstradan vurduğunuz hasar. Parry ise hani oyunda ki denilen bir içerik var. Buna bir sonraki videoda değineceğiz. Bu ki içeriği yani bir düşman bize saldırdığında bir nevi staminamızı ifade ediyor. Bir düşman bize saldırdığında o staminanın ne kadar azalacağını aslında etkiliyor. Ki bir hasarı bloklarken staminanız biterse kritik oranda hasar alacağınız bir saldırı yapma fırsatı yakalıyor düşman. Düşman uzağınızdaysa bu saldırı yapamayabilir. Ama düşman yakınınızdaysa ve size staminanız bittiğinde saldırırsa çok yüksek oranda hasar alırsınız. Elimden geldiğince bu içerikleri sizlerle paylaşacağım dediğim gibi zaman geldikçe. Burası range weapon. Yani uzaktan ok veya yay veya silah kullanma imkanımız olacak. Kafalık, zırh yani göğüs zırhı, kol arm zırhları yani el içerikli diyeyim. Bacaklıklar var bir de ayakkabı gibi foot şeklinde giyebiliyorsunuz. Yani burada Tower of London Boots'u elde ettik. Şimdi bu tarafta da baktığınız zaman en yukarı bakmanız lazım sağ üstte. Equipment Bait kısmı. Üzerinize zırhlar ve silahlar taktıkça ekipman ağırlığınız artıyor. Ekipman ağırlığınızın hangi seviyede olduğunu yukarıdaki Equipment Bait kısmından anlayabilirsiniz. Takmanız durumunda ekipman ağırlığınızda %2.7 diye bir değer gösteriyor ekip kısmının üstünde. Gerçi mouse'la gösterme imkanı var mı? İzin vermeyeceksin. Okey. 2.7 ile gösteriyor. 2.7'nin rengi mavi ise gayet hafifsiniz. Bu zaman içerisinde işte yeşil, sarı, kırmızı gibi artabiliyor. Kırmızı en ağır olduğunuz nokta. Ekipman ağırlığınızın fazla olması staminanızın daha hızlı bitmesine, daha yavaş, daha hantal hareket etmenize sebep oluyor. Dolayısıyla ekipman ağırlığınızı azaltmak istiyorsanız ve azalttığınızda hangi seviyeye geldiğinizi anlamak istiyorsanız oradaki yüzdelik oranın rengine bakmanız yeterli. Yine solda üst tarafta şeyi görüyorsunuz. Hani Tower of London Guard Boots, Tower of London Guard Boots diye geçiyor. Tower of London Guard yani Londra Kulesi'nin gardiyanı demek. Bu setin ismini ifade ediyor. Bazı setlerin bonusları var. Mesela biz Tower of London Guard'ın bütün setini takmamız durumunda bir bonus almayabiliriz. Ama bazı özel setlerde işte kafalık, göğüs zırhı, bacaklıklar, ayakkabı vesaire hepsini taktığınızda special efektler, özel efektler açılıyor. Dolayısıyla kimi şeyleri, kimi zırh içeriklerini envanterinizde bulunduruyor olmanıza veya tamamlama hedefiyle onları kullanıyor olmanıza fayda var. Aklınıza bulunsun. Tabii ki yine bunları da gitmekte olduğumuz build'a uygun şekilde ayarlamanız lazım. Şimdi yine yani help opsiyonundan faydalanırsak hani weight bu için ağırlığını ifade ediyor. 0.8 bir ağırlığa sahip. Defense Multiplier tahmin edeceğiniz üzere bu sizin defansınız ne kadar arttırdı. Attack Multiplier hasarımızı arttırıyor. Defense Multiplier defansımızı arttırıyor. Yine Special efektleri var. Mesela bizim aldığımız hasarı %1.2 oranında azaltıyor. Damage Reduction bunu ifade ediyor. Toughness'ı bizim düşmanı, biz guard aldığımızda düşmanın bizim gardımızı kırması için harcaması gereken hasar miktarını, yani efor miktarını arttırıyor. Yani gardınız daha geç kırılıyor gibi düşünebilirsiniz.
Yani Toughness olarak burada mesela ne kadar katkı sağladığını görüyorsunuz. Bu alt tarafta da aleve karşı, suya karşı, rüzgara karşı, yıldırıma, işte earth, hani toprak, zehir, paralysis var bir nevi. Yani korku efekti gibi diye ifade ederim. Yokai eleme şu an hiç girmeyeceğim. O bir başka videonun içeriği olacak. Yani bunlara karşı defansınızı ifade ediyor. Onlara şu an herhangi bir şey vermiyor. Önemli olan diğer bir içerik şu. Alt tarafta body required, skill required diye iki tane içerik var. Body ve skill, zaten skill az önce görmüştük. Hani hard, strength ve skill yazıyordu. Skill zaten bir stat içeriği. Body yine aynı şekilde bir stat içeriği. Bazı zırhları kullanabilmek için belli bir oranda stata sahip olmanız gerekiyor. Mesela body 10 olsaydı ve bizim body statımız 10 olmasaydı orası kırmızı gözükecekti. Bu da şunu ifade eder. Bu armoru yine de giyebilirsiniz. Yani bir armorun sizden beklediği body ve skill requirement'larını, yani daha sonra beklentilerini, gereksinimlerini karşılamasanız dahi o armoru giyebilirsiniz. Fakat statlarını karşılamadığınız zırhları giydiğinizde special efektler deaktive olur. Alt taraftaki o gereksinimleri, statları karşılamıyorsanız o zaman special efektlerden faydalanamıyorsunuz. Geri kalan efektlerden faydalanabilirsiniz. Yani defansınızı yine arttırır. Veya işte aleve karşı direncinizi, rüzgara, suya karşı direncinizi arttırır. Ama özel efektlerden faydalanamazsınız. Bu da şu açıdan kritik. Neo'da neredeyse her item özel efekti oranınca önemlidir. Itemlarda bizim için kıymetli olan şey onların bize vermiş olduğu özel efekttir. Aklınızı bulunsun. Oradan hani bu arkadaşlara takmış olduk. Zaten takınca da buraya geliyor. Yani bir şey takıp takmadığınızı burada anlayabilirsiniz. Eğer ki varsayılan şey yazıyorsa, varsayılan içerik yazıyorsa orada bir item takılı değildir. Biraz uzun uzun anlattığımın farkındayım. Çünkü bu mekanikleri oyun hiç açıklamıyor. Dolayısıyla şey yapabilirsiniz. Şimdi düşmanla odağınızı alabiliyorsunuz. Yani odağınızı almak için aşağı düşmanı kullanmanız yeterli. Daha sonrasında normal saldırı öğrenmişken, yani normal saldırı, ağır saldırı vesaire. Ağır saldırımız şu. Normal saldırımız şu. Düşmanlara saldırırken dikkat edin, iki tane içerik var. Birincisi cam barı. Bir de cam barının altında başka bir çizgi daha var. Düşmanlar da Neo'da bizim karakterimizde olduğu gibi stamina'ya sahipler. Eğer ki bir düşmanın staminasını sıfırlarsanız, nasıl ki bizim staminamız sıfırlandığında bir düşman bize vurursa kritik hasar yiyorsak, o düşmanın da staminasını sıfırlayıp biz kritik hasar vurabiliriz. Yerden bir tane daha Bastard Sword aldım. Şimdi bu biraz garip gelebilir. Özellikle daha önce Dark Souls oynayan arkadaşlara. Şimdi Bastard Sword'u zaten almıştık. Bir tane de yerden aldık. Ne oluyor peki kardeşim? Hani niye aynı silahtan var? Hani sürekli olarak bunları mı toplayacağız? Böyle bir olayı var. Dikkat edin, bizim şu an kullanmakta olduğumuz Bastard Sword'un özel efektlerinde, special efektlerinde Strong Attack Break artı 6.8 gözüküyor. %6.8. Bu Bastard Sword'da ise Parry'e artı 5 veriyor. Düşen silahın ismi, tipi, birebir elinizde kullanmakta olduğunuz içerik de aynı olabilir. Ama special efektleri farklılaşıyor. Ve bu special efektler bayağı RNG, bayağı random geliyorlar. Dolayısıyla bunlara denk geldikçe kontrol etmenizde, özellikle build'ınıza uygun içerikleri kontrol etmenize fayda var. Dungeon key'i almış olmakla birlikte buradaki kapıları açıp hani şeyleri dolaşabiliyorsunuz. Bir anahtar almadığınız müddetçe o anahtarla açılan bölgeye gitmeniz mümkün olmuyor. Burası yine bizim işte başladığımız yerde. Buradan kırıp dışarı çıktık, şuradan ilerledik vesaire. Şimdi guard almayı öğreniyorsunuz. Yani guard'ı bu şekilde alıyoruz. Bir de dodge'ı öğreniyorsunuz. Dodge da şu. Hani yuvarlanmak yerine dash atıyorsunuz aslında bir yerden bir yere. Ve dikkat edin, hani sol üstte canımızın altında bir tane stamina bitiyor. Hani stamina şeyini görebiliyorsunuz. Ben şimdi bunu bitirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bir kırmızı oldu orada. Bu kırmızı olduğu anda işte hasar yersek yüksek oranda hasar yiyoruz. Saldırıya uğrarsak yüksek oranda hasar yiyoruz. Özellikle brightness azaltmayırsanız buranın bayağı karanlık olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi shortcutları öğreneceğiz. Burada kıymetli olan şey şu. Shortcutlar oyunda çok sık kullanacağımız içerikler. Geliyorum buraya. İki tane shortcut menüsü olduğunu görüyorsunuz. Yani dörde kadar var. Bir de bir tane daha var dörde kadar. Bunun temel sebebi şu. Shortcutlar arasında geçiş yapmanız mümkün. Bunu da birazdan göstereceğim. Medicine kısmı şu. Medicine sizin oyundaki can potunuz aslında. Bunu bir tane shortcut'a ekleyin. Hani ihtiyaç olacak kullanacaksınız. Sana hangi tuşlarla kullanabileceğiniz, hani bu az önceki sandığa açtığımızda gözükmüştü. Hangi platformda oynuyorsanız o platforma uygun bu tuşlar gözükecek. Tekrar üstüne geçemeyeceğim. Orada
ek olarak en son gösterilen tuşla shortcutlar arasında geç yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere yani 8 tane shortcut içeriğimiz vardı. İlk 4'ünü burada görüp ikinci 4'e böyle geçebiliyorsunuz. Bunun kıymetli olacağı noktalar var. Özellikle ikinci ve üçüncü videolarda, özür dilerim, dördüncü ve beşinci videolarda, yani dördüncü ve beşinci videolarda bunlardan faydalanacağız. Şimdi Tower of London'ın bir başka içeriğini elde ettik. Sürekli Dark Souls alışkanlığı diğer şeyi açmaya devam ediyorum. Bir tane code elde ettik. Yani Damage Reduction ve Defense from Behind diye bir içerik görüyorsunuz. Arkadan yapılan saldırılar daha yüksek oranda hasar vururlar. Defense from Behind özel efektini almanız durumunda aslında arkanızdan bir saldırı yerseniz, bir hasar yerseniz ondan alacağınız hasarı azaltıyor. Damage Reduction ise genel olarak aldığınız hasarı azaltan bir özel efekt. Savaşırken olabildiğiniz müddetçe yani o da olabildiği mertebe şey yapmaya çalışın. Odağınızı almaya çalışın. Odağınızı almadan saldırmayın. Ve şunun dikkat edin. Düşmanlarla savaşırken eğer gard alırsanız sol üstte stamina'nın yavaş olduğunu görüyorsunuz. Gardı bırakmak daha hızlı oluyor. O yüzden mümkünse düşmana uzaklaşıp stamina'yı doldurmak gard alarak beklemekten daha mantıklıdır. Bu şekilde uzaklaşıp şey yapmaya çalışın. Close'u düşürdü sağ olsun. Geldik buraya. Close takmak istiyoruz. Şu an özel bir efekti yok. Açıklamadığımız devam ediyor. Şimdi burada oyunun size sunduğu mekaniklerden faydalanınız. İleride bir tane düşman var. Şurada bir tane daha düşman var. Yani hepten iki kişiler. İkisiyle aynı anda savaşmak istemiyorsunuz. Bir tanesi oradan çıksın. Daha sonrasında diğerine saldırın siz. Şimdi bu arkadaşın mızrağı var. Bu dolayısıyla daha uzağa saldırabiliyor olacak. O yüzden dikkatli olun. Harika. Bir tane medicine alalım. Yoksa öleceğiz. Yani bunlar oyunun en kolay düşmanları bu arada. Yani bunlardan daha kolay bir düşmana denk gelmeyeceksiniz. Onu söyleyebilirim. Oyun boyunca. Sizden çok uzaklaşan bir düşmana benim az önce yapmış olduğum gibi dash atıp saldırabilirsiniz. Ya da ondan kaçınmak için geriye dash atıp can basabilirsiniz. Şimdi Boots kısmında bir başka Boots elde ettik. Şimdi Key kısmında artı 2 veriyor. Key'nin ne olduğunu öğrenmedik ama Key hani temelde bizim staminamızı daha hızlı olmamıza imkan tanıyacak olan içeriklerden bir tanesi. Bunu artı 2 oranında arttırıyor. Ben onu almaktan sonra tahtlısının fazla olmasını tercih ediyorum. Ve elimdekiye devam ediyorum. Bir tane daha medicine aldık. Şimdi dikkat edin bu medicine'ı aldığımda tekrardan atamam gerekmedi shortcut kısmına. Eğer ki shortcut'a atadığınız bir içerik biterse ve yenisini lootlarsanız orası otomatik olarak dolar. Göğüs zırhımızı aldık. Yine Damage Reduction ve Toughness'ımız var. Hani açıklamalı içerikler değiller. Devam ediyoruz. Neo'daki itemları mesela kaçırmamak için koşarak oynamaktansa bu şekilde biraz yavaş yavaş aheste aheste ilerleyerek oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi bu arkadaşın bir anda böyle vücudunuzdan çıkıp ilerlediğini görürseniz çok büyük ihtimal yakın bir bölgede save noktası var demektir. Bu noktaları save edip oyunun kaydını alabilirsiniz. Ah, arkada kaldık. Yani Dark Souls oyunlarında hep dile getirirdim. Yani staminanıza dikkat edin, şey yapmayın vesaire diye. Burada bir tık daha kıymetli diyebilirim. Bu yüzden arkadan saldırımda daha fazla hasar vurup daha hızlı bir şekilde kendisini öldürebiliyorum. Buradan medisini aldık. Battle Axe'i elde ettik. Şimdi burada kıymetli bir içerik var. Şu Battle Axe kısmı. Şimdi dikkat edin. Bastard Sword'ların renkleri, isimlerindeki renkler beyaz. Bastard Sword beyaz olarak yazılmış. Battle Axe ise sarı olarak yazılıyor. Oyunda belli başlı itemlar diğerlerinden daha kıymetli oluyor. Bunlar işte sarı, mor şeklinde ilerliyor. Hatta turuncu vesaire var. Yani efsanevi itemler gibi düşünebilirsiniz. Mantık olarak şu. Sarı olanlar beyazlardan daha önemli, daha kıymetli içerikler, daha özel yetilere sahip içerikler.
Mesela şey görüyorsunuz. Agility damage bonusu D oranında. Yani bizim şu an Bestest War'umuz hani iyi bir oranda hasar vuruyor belki ama bu daha da fazla oranda bir hasar vurmamızı imkan tanıyan özel bir içeriğe sahip. Aynı zamanda şöyle yapalım. Close Combat Attack Key Reduction şeklinde bir içeriği var. Hani critical diye geçiyor. Yakın combatla, yani biriyle şu şekilde ifade edelim. Şunu açayım hadi. Belki İngilizce olarak size daha yardımcı olur. Yakın bir combattasınız, düşmana kapışıyorsunuz. Canınız azaldığında sizin key ile olan etkileşiminizi ne yapıyor? %10 oranında arttırıyor. Yani bu key'in ne olduğunu bilmediğimiz için şu an çok fazla bir şey ifade etmedim. Farkındayım. Yani ilerleyen videolarda, bir sonraki videoda ne olduğunu tam olarak öğreniyor olacağız. Alt tarafta şekilde body, stamina, strength içeriklerini görüyorsunuz. Yani onların arasında bir şey değişmek gerek yok. Metal Axe'i almış olduk. Şimdi elimizdeki silah bu. Bir saniye yanlış yapıyorum. Neden yapamıyorum? İzin vermiyor. Böyle yapalım. Silah geçişine izin vermedi. Neden izin vermedi bilmiyorum. Şu şey kısmı hani sağ tarafta şu an olmaz diye böyle kırmızı gördüğünüz şey hani range, yani uzaktan yapacağımız saldırılar için kullandığımız tuşa bastığımızda, yani silah geçiş yapmak istediğimizde kullandığımız tuşa bastığımız için oluyor da bir değişik. Şimdi özellikle oyuna ilk kez başlıyorsanız ve daha önceden herhangi bir şekilde bir rehber sesine mesela faydalanmadıysanız Runka ile bu bölümü, bu bölgeyi temizlemek daha kolay olacaktır. Uzaktan saldırmanıza imkan tanıyan mızrak tipi bir silah. Dilerseniz faydalanabilirsiniz. Guard key yüzü ise hani tam içerisinde guard ederken hani key kullanımınızı da etki ediyor. Şimdi dikkat edin, bu kapı bu taraftan açılmaz şeklinde bir içerik var. Dark Souls'dan gelen arkadaşlar buna alışmışlardır. Hani bu kısma bir nevi bir shortcut olacak orası. Save noktamıza daha hızlı gelebilmek veya oradan daha hızlı o kapıyı açtığımız yere ilerleyebilmek için faydalanacağımız bir içerik. Bir saniye, yanlış yere gidiyorum, aşağı ineceğim. Boşsak olur. Oh pardon. Sen böyle, neyse okey, en azından aradaki farkı göstereyim, çok dert değil. Çok istemsiz oldu bu, kusura bakmayın sevgili YouTube. Yukarı çıkmamız gerekiyordu. Şimdi düşmanlar, bu yani biz bu düşmanı öldürmüştük ve bunlar geri geldiler. Daha önce Souls-like bir oyun oynamadıysanız, yani ben burada bilgisini vermiş olayım. Bu şekilde bir içerikle dinlendiğinizde bütün düşmanlar respawn oluyorlar. Yani tekrar onlara kapışmanız gerekebilir eğer ki o bölgeye tekrar geri gitmek isterseniz. Çıkacağız. Burası şey benzer geldiği için kafam karıştı. Kusura bakmayın. Burayı açacağız. Yine medisinlerimizi aldık. Find them before our nation's rivals do. Edward Kelly, you will go to Japan. It seems it would be to our advantage to keep the wars alive. We cannot gain Amrita if blood does not flow. Şimdi buradaki diyaloglar aslında şunu öğrenmiş oluyorsunuz. Bu Edward Kelly isminde olan Edward Kelly isminde olan bu arkadaş daha fazla Amrita şey yapmak istiyor, elde etmek istiyor. Görüyoruz efendim. Daha fazla Amrita elde etmek isteyen biriyle konuşuyor. Öyle ifade edelim. Hani şimdi İngiltere Kraliçesi şey yapmak derdinde. Hani bu İspanyol olan savaşı kazanmak derdinde.
Fakat Amrita'yı bir tür hani altından farksız görüyor. Bir tür yani yatırım içeriği gibi görüyor diye ifade edeyim. Fakat biliyoruz ki açılış sinematiğinde öğrendik ki Amrita aslında bir tür güç elde etmekte de bir tür üstünlük elde etmekte de kullanılabilen içeriklerden bir tanesi. Burada bu karakterler konuşurlarken aslında bu Amrita içeriğini elde etmek istediklerini fakat Londra bölgesinde veya İngiltere'de elde edebilecekleri Amrita miktarının artık azaldığını ve burasının yeterli olmadığını öğreniyoruz. Yarın gerçekleşecek olan idam sonrasında bir tane pusula elde edeceklerini söylüyorlar. İdam bizim idamımız. Hani zaten o hücremizdeki kısım geldiğinde o içimizden çıkan değişik su yaratığı gibi gözüken karakter bize şey diyor. Hani ölümün yaklaşıyor şeklinde bir cümle söylüyordu. Bu pusulaya bağlı olarak da Japonya'ya gitmek istiyorlar. Japonya'da bir savaş devam ediyor. Devam eden bu savaşa dahil olurlarsa oradan bol miktarda Amrita elde edeceklerini düşünüyorlar. Bu amaç doğrultusunda ilerlemek istiyorlar. Japonya tarafında da hani gerçekleşecek olan bu savaş veya devam eden bu savaş içeriğiyle bağlı olarak da şu cümleyi duyuyorsunuz. Hani Amrita elde etmek için hani bu bizim savaşa ihtiyacımız var. Savaşın devam etmesi lazım ki Amrita elde edelim. Hani kan akmadıkça Amrita gelmiyor galiba gibi bir yorumda bulunuyor oradaki karakter. Şimdi bir tane kafalık elde ettik. Tower of London Guard Head şeklinde. Bunun da mesela sarı olduğunu görüyorsunuz. Sarı olmasa bar olarak hani kıymetli itemlerden bir tanesi gibi düşünebilirsiniz. Receive Fire Arms Damage diye bir içeriği var Special Effects'te. Bunun şeyi şu. Oyunda silahlar var. Silahlardan aldığınız hasarı azaltıyor. Silahtan kastım bayağı hani tüfek gibi düşünebilirsiniz. Uzaktan saldığı içerik ondan faydalanabiliyorsunuz. Yine bir tane gloss içeri aldık. Atağımıza artı 5 veriyor ama defansımızı azaltıyor. Ben biraz agresif olmayı tercih ediyorum. Niye oluyor? Çünkü defansif olmanın hiçbir katkısı yok. Gördüğünüz zaten düşmanlar birkaç vuruşta bizleri öldürüyor. Öncesi zannedeceğiz. Gelin efendim. Hemen medisini atalım. Şimdi stone elde ettik. Stone da şöylesi bir içerik. Yani bundan da faydalanacağız. Stone da düşmanları fırlatmanız durumunda onları yanınıza çekmenize imkan tanıyan itemlerden bir tanesi. Kapalı olan bir tane kapımız vardı. O kapıyı buradan açıyorum. Yani çok büyük bir kısa yol değil açıkçası. Save noktamız burası. Az önce burayı save etmiştik. Aldık mı? Buradan aşağı iniyoruz. Bir tane daha kod elde ettik. Hani dikkatle isimleri aynı olsa da hani special effect'ler vesaireyle hani daha kıymetli, daha başarılı zırhlar vesaire elde ediyoruz. Damage from fall, hani yüksekten aşağı düştüğünüzde bir miktar hasar alırsınız, çok yüksekten düşerseniz ölürsünüz. Bu taraftan çıkmadan öncesinde sağ tarafa doğru ilerliyorum. Şimdi burada stone'dan faydalanabilirsiniz. Atın bu arkadaşa gelsin yanınıza. Bir daha attın, birazdan daha iyi göreceksiniz. Bir tane daha düşman var. İkisiyle aynı anda savaşmak yerine tek tek savaşmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla sonu atıp yani taşı fırladı kafasına yanıma çekiyorum kendisini. Burası kısmında bir tek bunu taktım. Yani özel başka bir tane special effect vesairesi yok. Oh. Uzanma kalıyorsun. Teşekkürler. Şimdi Glows'u yerden lootlarken sağ tarafında aşağıya doğru bir kırmızı ok olduğunu görmüş olabilirsiniz. Bu şunu ifade eder. Şu an takmakta olduğun içeriğe nazaran defans içeriği daha az. Hani bazen her bir aldığınız item'i kontrol etmek istemiyorsanız bununla, yani bu içeriklerden faydalanabilirsiniz. Mesela sol tarafta Tower of London Guard Glows, sağında yukarı doğru bir mavi ok işareti var. Demek ki bunu takarsam yani defans anlamında biraz daha iyi olan bir Glows'a, bir eldivene geçiş yapıyor olacağım. Bir tane daha Bastard Sword elde ettik. Mesela bu da sarı bir Bastard Sword oldu. Hani Bastard Sword'ların hepsi illaki şey olacak değil, beyaz olacak değil. Mesela buna bakıyorsunuz şimdi Quick Attack Damage diye bir içeriği var. Hani parry artı alt ama hızlı atak yapmamız durumunda, hızlı saldırmamız durumunda
daha fazla hasar vurabiliyoruz. Bundan faydalanabiliriz. Hem mekaniğini göstermek adına. Benim tavsiyem, eğer ki uzaktan saldırırken, yani şöyle düşmanlara kapışıyorken çok fazla hasar alıyorsanız uzaktan saldırmayı tercih edin ve şeyden faydalanın. Az önce almış olduğumuz mızrakımsı silahtan faydalanın. Eğer ki düşmana çok fazla hasar yemiyorsanız ve hızlı bir şekilde öldürmek istiyorsanız düşmanları, Battle Axe'den faydalanın. Eğer ki bu şekilde bir Berserker Sword düşmüşse bunlara faydalanabilirsiniz. Bir diğer Battle Axe elde ettik. Hani nasıl bir şey var bakalım. Strong Attack Break'i var. Hani yüksek bir ağır saldırı yaparsak düşmanı daha çabuk stamina'sını azaltacak şekilde saldırabiliyoruz. Bundan faydalanabiliriz dersek. Ne kadar oyunun en kolay karakterleri, en kolay düşmanları bunlar dahi olsa dikkat edin, hep temkinli ilerlemeye çalışıyorum. Canım azaldığı anda şey kullanıyorum. Nedir adı? Medicine kullanıyorum. İşte sarı olan bir içerik elde ettik ama elde ettiğimiz halde defansı daha az. Defansı az olmasına rağmen life'a artı 13 verdiği için ve life bizim can miktarımızı belirlediği için ben bunu takmayı tercih ediyorum. Yani defansım azalsa da canım bir miktar artıyor. Artan miktar zaten Souls'ta görüyorsunuz. Yani ne kadar mantıklı, ne kadar şey, o tamamen kişisel tercih. Ve size bırakıyorum. Yani kendi kararınızı size bırakıyorum. Ve de sınıf sonu aldık. Şimdi burada bir şey kıymetli, onu şimdiden söyleyeyim. Sol tarafta iki tane düşman var. Bunlara saldırmayın. Boş yere kendinizi yorarsınız. Ben ilk oyuna saldırmıştım. Benim canımı okumuşlardı. Tekrar tekrar bu bölümü oynamak gerekti. İleride bir başka düşman görüyorsunuz. Dolayısıyla bu arkadaşı biraz geri çekmeye çalışın. Da hani ikisiyle aynı an savaşmayacağınız bir senaryoda savaşmaya çalışın. İlk olarak şunu göstermek istiyorum düz karşıya gitme öncesinde. Şuradan yukarı çıkarsanız. Bir save noktası var. Save noktasında dinlenmemeyi tercih edebilirsiniz. Ben dinlenmeyi tercih ediyorum. Olur da ölürsek, bir ölme ihtimalimiz çok yüksek. Ölürsek buradan başlayalım diye. Geri dönüyorum. Hani save dediğimiz zaman biliyorsunuz ki tekrar samanlanıyor bu arkadaşlar. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde ikisini tekrar aran çıkarmamız lazım. Hani 1v2 olabilir. Şu an biraz bir hızıma ve oynayışıma güvendiğim için direkt daldım. Ama temkinli olmanıza fayda var. Önümüz efendim. Düşünmediğiniz teşekkürler. Bazı aydınlar böyle işte kraterlere mesela arkasına kalabiliyor. Şimdi burada almış olduğumuz diyalog mesela düşürmüş olduğu taşla alakalı bir diyalog değil. Ben diyor hani mesela buradan kaçmaya çalışmış ve şurasının kapalı olduğunu görüyorsunuz. Yani buradan gidemiyorsunuz herhangi bir yere. Ben diyor burada eğer ki bu kulenin tepesine çıkabilirsem buradan kaçabilirim. Fakat diyor oraya nasıl çıkacağım? Demek ki bizim bir sonraki gitmemiz gereken yer orası. Hani biz şu an rotadan farklı bir yere gidiyoruz. Şimdi sol tarafta iki tane düşman var. O düşmanla uğraşmak istemiyorsunuz. Sadece bununla uğraşmak istiyorsunuz. Kaç suratın çağırın gelsin bu. Burada karşılaştığınız en zor düşman tipi kendisi. Dehşet oranında hasar vurur ve Battle Axe'in hangi düşman tarafından kullanıldığını görüyorsunuz burada. Ya, stamina'nız yarıdan aşağı olmasın. Dikkatli olun o konuda. O saldırdıktan sonra saldırmak istiyoruz. Tamamen taktiğimiz bundan ibaret. Burkaç yapıyoruz sadece. Breastplate elde ettik, Medicine elde ettik, bir tane daha Battle Axe elde ettik. Şimdi önce Battle Axe'e bakalım. Hani bir özelliği var mı? Damage bonus, less armor, okey. Şey kısmında, hani düşmanlara karşı saldırıda bulunursanız armorlarına bağlı olarak daha fazla hasar alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yani temel öyle o şekilde yorumlamış olayım. Breastplate kısmı şu. Şimdi daha fazla defans verdiğini görebiliyorsunuz Breastplate takmamın. Sağ tarafta dikkat edin, benim ekipman weight'im 45.4'e çıkıyor. Yani biraz daha fazla ağır bir karakterim oluyor. Hani hareket hızında bir şey olduğunu görebiliyorsunuz. Bir hantallaşma olduğunu görebiliyorsunuz. Ama yeşil çok kötü bir şey değil. Bir içerik değil. Buraya yaklaşın sonra geri gidin. Bir yukarıda bir okçu var, bir de burada bir arkadaş var. Hani hem okçuyla hem bununla aynı anda uğraşmak istemiyoruz.
Yine okçunun attığı şeyleri bloklayabilirsiniz şu şekilde. İllaki dojlamanıza gerek yok. Bir tane daha breastplate elde ettik. Şimdi yanında böyle eşittir işareti çıktı. Biraz hızlı geçtim, kusuruma bakmayın. Belki görenleriniz olmuştur. Eşitlerden kastı şu. Defense multiplier aynı. Ama bu demek değildir ki special effects'i de aynı. Hani firearm'la aldığımız damage firearm'la aldığımız damage miktarını azaltmak noktasında bu daha başarılı. Hani ek olarak bir toughness ekliyor. Artı 2 toughness ekliyor. Dolayısıyla bunu almayı ben tercih ediyorum. Hani biraz daha mantıklı buluyorum. Ve mavi bir içerik. Onu da hani belirtmiş olalım. Beyazlar vardı, sarılar var, maviler bir üst versiyonu. Oo, seni komple unuttum. Bu biraz kötü oldu. Evet, taş atmamız lazımdı sana da. Ben seni komple unuttum. Şimdi burada sıkıntı olan şey şu. İki kişiyle savaşıyorsanız ki buna Neo çok denk geleceksiniz. Asla oyun adil değil bu arada. Yani düşmanlar sayıca her zaman sizden daha fazla, daha güçlü, daha defansif. Hep öyle olacaklar. Ona karşı şimdiden hazırlıklı olun yani. Veya o adaleti beklemeyin diyeyim. İki VS1'de sürekli olarak taktiğimiz bu. Yaklaşıp uzaklaşıyoruz. Başka hiçbir şey değil. Yani onları saldırmaya bekleyip sonra biz saldırıyoruz. Ve bu açıdan iyi olmuş olabilir. Hani vurdukları hasarı görüyorsunuz yani. Bir, bana iki kez üstüne vururlarsa veya ikisi aynı anda vururlarsa ben ölürüm. Yani vurdukları hasarı öylesi bir hasar. O yüzden mümkün olabildiği mertebe yani vur kaç yaparak ya da işte onların vurmasını bekleyip ondan sonra saldırarak kendini öldürmeye çalıştım. Medicine sınırımızı aldık. Breastplate var. Bir tık alt versiyonu. Gauntlet var daha üstü. Medicine. Master Sword, Dengi, bir de Great Helm'i elde etmiş olduk. Bir onların üzerine geçelim. Hani ek bir içerik mesela varsa şeklinde. Master Sword'un mavi versiyonu elde ettik. Yani Close Combat Key Damage'i biraz daha fazla. Bundan faydalanabilirim. Yani bunu tercih ederim biraz daha. Olması benim hoşuma gider. Onu seçmiş olayım. Burada head kısmında Great Helm'i elde ettik. Yani Great Helm biraz daha işte defansımızı mesela arttırıyor. Dikkat edin, ekipman ve head kısmında bizim şeyimizi arttırmıyor. Yani bir üst seviyeye çıkarmıyorsa yeşilin yine yeşilde kalıyoruz. O yüzden hani defansımız fazla olsun diye takabiliriz. Sıkıntı yok. Bu breastplate ise biraz daha az. Hani yine breastplate ama işte defans vesaire daha az. O yüzden onu pas geçiyorum. Gauntlet kısmı var. Bu da yine bizim şeyimizi arttırıyor. Defansımızı bir miktar arttırıyor. Şimdi barehanded attack damage oyunu biraz challenge'da oynamak isterseniz faydalanabileceğiniz bir içerik. Çıplak elle yapmış olduğunuz saldırıyı arttırıyor bu gauntlet'i takmak. Yani özel efekti bu. Bileyen arkadaşlar faydalanabilirler. Evet. Great Helm'in bir alt versiyonu, Gauntlet'in bir üst versiyonunu elde ettik. Düşmanlarla savaşmanın tabii ki ödülleri oluyor. Ama her zaman için şey değil. Yani bazı ödüllere değmiyor diyebilirim. O düşmanla savaşmasa keşke Allah belasını versin diyebiliyor. Şimdi burada şeye dikkat edin. Hani mesela bu sarı, bu mavi. Mavi olduğu halde ama şey daha az. Defansı daha az. Defansı daha az ama toughness'ı daha fazla. Yani bazı special efektler aslında ana stat'tan daha kıymetli olabiliyor oyunun nezdinde. Bunlar arasında geçiş yapmak tamamen sizlere kalmış. Yani isterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın. Yani burada ben karar tamamen sizlere bırakıyorum. Ben kullanmayı tercih ediyorum. Yani toughness'ın fazla olması bana daha mantıklı geliyor. Gauntlet kısmında bir üst versiyonunu elde etmiş olduk. Hani equipment drop rate'i arttırıyor. Equipment drop rate'i arttırıyor olması düşmanları öldürdüğümüzde onların kullanmakta olduğu içeriklerin düşme ihtimalini arttırıyor. Oyunda saldırdığınız her düşman kullanmakta olduğu silah, zırh veya özel item'ı düşürebilir. Özel item'den kastım da hani farmlarıyla item'lar var. Hani belki yeri geldi onlara değiniyor olacağız. Biraz daha farklı bir şekilde. Onları mesela alma imkanınız olacaktır. Aklınıza bulunsun. Şimdi running speed'i artı 7.6 arttırıyor fakat benim ekipman ağırlığımı sarıya çıkartıyor. Ben mümkün olabildiği mertebe sarıya çıkmak istemiyorum. O yüzden bu şeyden, bu legginizden faydalanmayacağım. Yine aynı şekilde bu da öyle. Hani defansımızı mesela arttırıyor fakat hani ekipman ağırlığımızı sarıya çıkartıyor. O yüzden bundan faydalanmak istemiyorum. Bunlar tamamen tercihi şeyler. İlerlerseniz faydalanabilirsiniz, bunun zararı yok. Yani ölebiliriz'den kastım da buydu. Hani birçok böyle zorlayıcı düşman kapıştık az önce.
Yukarı çıkmadan öncesine aşağı iniyoruz. Bu tip canavarları savaşlarda kullanıyorlarsa bizlere ihtiyaçları kalmamış demek. Bu arkadaşlar aslında şeyler, oyunun başında duyduğumuz korsanlar. Bedeni diyor ikiye parçalandı, ikiye bölündü. Sen diyor daha en başından beri onu öldürmek istiyordun, öyle değil mi? Yani onu herhangi bir şekilde hayatta tutmak gibi niyetin yoktu. Yani bir düşmanın yere düştüğü ve savunmasız olduğu bir durumda kendisine saldırıyor olmak. Bu diyor hani biz ve bizi, yani bu şey, bu ülke ve bu kraliçe yapmış oldukları şey şeklinde bir yorumda bulunuyor. Burada aslında benim daha başlarda ifade etmiş olduğum, bir düşman yere düşerse hani işte nedir adı? Stamina vesaire bitti. Ki bittiğince yere düşer düşmanlar. Düştüklerinde ilgili tuşa basarsanız, mesela bizim için üçgen, yani ağır saldırı tuşu. O tuşa basarsanız yüksek oranda hasar vuruyorsunuz. Niye? Hah, bunu göstermek istiyorum. Atlamayalım. Az önce iki tane düşmanı görmezden gelin demiştim, boş yere ulaşırsınız diye. Bu ikisini öldürseniz dahi buradaki save noktasına geliyorsunuz. Yani biz diğer taraftan doğal olarak geldik zaten buraya. Bu arkadaşların armorlarıdır, kullanmakta oldukları içerikler düşürmek isterseniz savaşabilirsiniz. Gerek yok. Nedenini birazdan öğreneceksiniz. Benim nazaran tavsiyem buna hiç uğraşmayın. Şimdi burada karşıda bir tane düşman var, bir de sol tarafta bir tane düşman var. Sol tarafta düşmanı görmezden gelin. Bizim derdimiz bu arkadaşlar. Çekin kendisi buraya. Az önceki de aynı mantık. Guard alıyor diye saldırmamazlık yapmayın. Hani stamina'sını bitiriyor olmak da bir avantaj bizler için. Sizin stamina'nız bitmesin bu sırada. Edison verdin. Gauntlet verdin. Bastard Sword verdin. Teşekkürler. Bunu bir açalım. Runkah'ın bir üst versiyonu var. Şimdi dışarıda düşmanı öldürmemiş olmamın temel bir sebebi var. Dilerseniz önce onu da öldürebilirsiniz. Öldürmemiş olmamın temel sebebi şu. Şuradan yukarı çıkıyorum. Dışarı çıkmam öncesinde. Bu en tepesine bir nevi gelmiş bulunuyorum. Şuradan bir içeri alacağım. Eğer kahretsin diyor, buraya kadar geldim ve boşuna mı geldim? Benim diyor bir şey yapmam lazım. Belki diyor zıplarsam olur. Burada aslında Dark Souls oyunlarının çok sevilen saldırılarından bir tanesi olan Plunging Attack'ı öğreniyorsunuz. Aşağıda bir tane düşmanımız var. Aşağı doğru düşerken saldırıya basarsanız ağır saldırı olur, hafif saldırı olur fark etmez. Düşmana yüksek oranda hasar vurursunuz. Hani dışarıdaki düşman da buydu. Buraya kadar çıktık. Buraya. Şimdi almış olduğumuz itemların bir üzerine geçersek bir bakalım. Hani özel başka bir efekt vesaire var mı kadarında. Familiarity Damage Bonus D diyor. Hani bir silahı ne kadar fazla kullanırsanız o kadar fazla ağaçlama kazanacağınızdan bahsetmiştim. Dikkat edin mesela bizim artık bu Bastard Sword tipi şeylerle hani ağaçlamamız bir miktar daha fazla gözüküyor. Görüyorsunuz hani kullandıkça. Mesela şu an elimdeki silah kullanmaya bağlı olarak 33/750 diye görüyorsunuz. Hani 33 oranında bir ağaçlamalık kazanmış bulunuyorum. Eğer ki bunu kullanıyor olsaydım, her ne kadar ikisi aynı olsa da aynı ağaçlığa şu an sahip değiliz. Zamanla bu içerik değişiyor olacak. Onun skill'lerle mesela öğreneceğiz. Burada hani Femlerik demişken bu silahı ne kadar ağaçlığa olursam o kadar fazla hasar vuracağım. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Runka bu dediğim gibi uzaktan sağlamaz imkan tanıyan bir içerik. Dersiniz faydalanırsınız. Damage bonus ne sanmıyor? Daha önce açıklamıştık. Outlet'e gelelim. Yine barehanded damage'ı, atak damage'ı arttırıyor. Human item drop rate dediği şey şu. Oyunda yokai denilen insan olmayan düşmanlar var. Yani bunlar aynı zamanda boss olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda standart düşman olarak karşımıza çıkıyor. Onlarla insanların item dropları aynı olmuyor. Dolayısıyla bu item'ı takarsanız insanlardan düşecek olan veya insan tipi düşmanlardan düşecek olan item'ların düşme oranını arttırmış oluyorsunuz. Burada özel bir şeyimiz yok. Harika. Burada buradan yukarı çıkmak var.
Buradan yukarı çıkıp ilerledikten sonrasında aslında şey olacak. Nedir adı? Bu bölge bitecek. Hani buraya geri dönmeyeceğiz. İsminin de William olduğunu öğreniyorsunuz. Ve ilk boss'umuz karşımızda. Derek the Executioner'la kapışıyor olacağız. Bu arkadaş gelirken böyle charge'lar. Charge'lardan sonra bir tane saldırı yapar. Özellikle yapmış olduğu charge'lar sırasında şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yere düştü. Yere düştükten sonrasında o özel saldırı yapıp kendisini öldürmüş oldum. Bu boss'un bu halinden az önce savaşmış olduğu düşmanın çok bir farkı yok. Tek farkı charge atabiliyor olması, üzerine koşturabiliyor olması. Kaydelerimizi yazdıklar. Böylesi yaratıklar. Gerçek boss'a hoş geldiniz. Şimdi bu arkadaş yine charge atmaya vesaire başlar. O yüzden gelince charge'ını bekliyor olacağız. O charge atsın, yolundan çekilelim. Birkaç tane vuralım. Tekrar yolundan çekilelim şeklinde. Kombolar çok güçlüdür. O yüzden stamina'nız yarıda olacağı şekilde hareket etmeye çalışın. Görüldüğünüzde. Az daha gidiyorduk. Yalnız yarıda olmasın. Üzerinde şu an mesela bu bölgeye toplayabileceğimiz en güçlü şeylerin tanesini takıyorum ama ona rağmen durum bu. Şimdi özel bir tane skill kullanıyor olacağız. Zaten görüyorsunuz skill'i. Living Weapon olarak geçiyor bu. Journey was not an enjoyable one. During 2 years' voyage, the Hellof was lost. The Trow sank, while the Hope vanished without a trace. The good news of the Blight of Boatshop was nothing but lies.
Only Leafda remained. An ironic twist. For what awaited us in the Far East wasn't love. It was monsters and death. Bir yolculuğun başlangıcı aslında. Burada hani görüyorsunuz ki hani before I begin my preparations for landfall I leave once more through the cautious, curious book şeklinde devam ediyor. Hani günün sonunda bu içerikleri vesaire okuyabilirsiniz. Temelde gerçekleşen şey şu oldu. Az önce sinematikte bu taşları kullanarak insanları canavarlaştırabildiklerini ve onlara güç verebildiklerini gördük. Aslında İspanya ile olan savaşı bu şekilde kazanmaya devam ediyorlardı. Bu şekilde olayı kurtarmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda bize yardımcı olan Guardian Spirit isim verdikleri. Yani bizlere koruyan, korumakla yükümlü veya öyle diyelim. Gardlık yapan ruh diye ifade edeyim. Guardian ruh. Bizim aslında bu taşların nereden geldiği ve bunların daha fazla olduğu bölge olan Japonya'yı gitmemize imkan tanıyan bir pusula görevi görüyor. Pusula arkası aslında bu. Biz Living Weapon'ı kullandığımızda bu Guardian Spirit silahımızın içerisine giriyor aslında. Ondan faydalanarak yüksek oranda hasar vurabiliyoruz. Living Weapon'ları kullanabilmek için combat sırasında bol miktarda saldırıp bir miktar belli bir nevi bir enerji toplamamız gerekiyor. Bir sonraki videoda bunu öğreneceğiz. Bu enerji topladıkça, yani topladıktan sonrasında aslında yüksek oranda hasar vuracak olan o Living Weapon'dan faydalanıp düşmanları alt edebiliyoruz. Sinematikte o Guardian Spirit'i Kelly yakalıyor ve onunla bir nevi ışınlanıyor aslında. Bir nevi kaçıyor onu alaraktan. Onunla birlikte şeye gidiyorlar. Yani onlar aslında Japonya'yı yoğun tutuyorlar. Sen de oraya gitmek istediğin zaman biliyorsun William o karakter, ana karakter olarak. Buna bağlı olarak da ondan geri kalan o tüyü kullanıp bizler de aslında yine Japonya'yı yoğun tutuyoruz. Yol boyunca işte birkaç tane bot var. Yani birkaç tane gemi var. Her birinin farklı farklı isimleri var. Bizimkisi Aşk isimli gemi. Günün sonunda bizler bu gemiyi kullanarak Japonya'ya varmaya çalışıyoruz. Fakat yolda işte bütün diğer gemiler batıyor veya işte bir şekilde saldırıya uğruyor. Sadece bizim olduğumuz gemi ulaşabiliyor. Bizim ulaşan gemimizin de vardığı yerde aslında hani altınlar, şöhretler, şanlar vesaire değil. Ölüm ve çaresizlik bizleri bekliyor. Şimdi burada aslında başlangıç silahımızı seçmemiz isteniyor. Hani farklı farklı silahlar var. Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Bir sonraki videoda bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hani şu an için herhangi bir seçmeniz vesaire gerek yok. İsterseniz seçip devam edebilirsiniz. Sıkıntı değil. Her bir silah içeriğinde mesela şu an diyelim ki Dual Swords aldınız veya Spear aldınız veya Axe aldınız fark etmez. Her bir silah içeriğini oyunda lootlayabileceğiz. Yani burada bir silah, bir kılıç almış olmanız bir daha çift kılıç kullanamayacak mıyım demek değil. Dilerseniz ileride çift kılıç alıp çift kılıç ilerleyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ben bunların hani nasıl bir şeye sahip olduklarından vesaire bir sonraki videoda bahsedeceğim. Ek olarak tutorial içeriklerini de orada aradan çıkartacağız. Oyunda son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Oyun hani işte, aslında coğrafi keşifler diye ifade edeceğim hani o dönemlerdeki içeriklerden işte aynı zamanda Japonya'daki feodal yönetimin olduğu süreçteki savaşlardan vesaire hepsinden esinlenerek işin içerisine bir fantazi elementi katıyor. Oyunun hikayesi aslında bu açıdan çok da bence heyecanlandırıcı bir hikaye değil ama ben şu an bu videoda olduğu gibi diğer videolarda da tercüme ederek sizlere destek olmaya yardımcı olmaya çalışacağım. Efendim dediğim gibi eğer katıl üyesiyseniz rehber sesinin bütün videolarına şuna erişebilirsiniz. Eğer ki katıl üyesi değilseniz birkaç gün içerisinde ikinci video, üçüncü video, dördüncü video vesaire sizlerin de erişimine açılıyor olacak. Videonun açıklamasında her bir açıklamış olduğum mekanik, lootlamış olduğum kritik item. Kritik item şu açıdan kritik item. Mesela her lootlamış olduğum Bastard Sword'u yazmayabilirim. Ama Bastard Sword ilk kez lootladığımda bunu elbette ki açıklama yazmış olacağım. Ya da işte özel bir karakter vesaire kurtarıyorsak veya bir karakter etkileşime geçiyorsak bunlar yine orada bulunuyor olacak. Video açıklamasından bunu da takip edebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yorumlarda olur, Discord kanalında olur, sorularınızı sorabilirsiniz. Discord kanalının linki yine video açıklamasında mevcut, en altta bulunuyor.
videoları takip ederken dinlenmiş yorumlara bakmanızda fayda var. Özellikle bir videoda bir şey atlamışsam veya bir şey yanlış yapmışsam dinlenmiş yorumda bunu belirtiyorum. Olabiliyor. Yani çok uzun bir rehber serisi. Bir sürü not almak gerekiyor. Yani şu an bir saatlik bir video çekmiş bulunuyoruz. Burada da tahmin edeceğiniz üzere bir yaklaşık 20-30 satırlık bir şey var. Notlarım vardı. Dolayısıyla şey yapmak gerekebiliyor. Kontrol etmek gerekebiliyor. Ben onu atlayabiliyorum. Atladığım şey olursa genellikle bir sonraki videoda bahsediyorum. Ama hani sizler biraz daha temkinli ilerlemek isterseniz aklınızda bulunsun diye söylemek istedim. Şunu da son olarak belirtmek istiyorum. Hani videolar, yani video içeriklerine mesela bağlı olarak benimle aynı silahları kullanmak zorunda değilsiniz. Ben de aslında videoyu biraz da burada bu yüzden kesiyorum. İstediğiniz silah, yani size hoş görünen silah vesaire alıp tercih edebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Zaten bir kısmını gördük. Hani Kusarigama, Odachi ve Tonfa'yı görmedik. Bunlar da benzer şekilde atak paternlerine sahip. Sadece animasyon olarak farklı içerikler sunan. Tabii ki her birinin bir başka içeriğe de etkisi bulunan silah tipleri. İstediğinizi alıp istediğinizi kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Bir silahı beğenmezseniz başkasına geçme imkanınız olacak. O noktada için rahat olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.